Cumhuriyet Halk Partisi adına tüm Türkiye'yi saygıyla selamlıyorum. Yarın sandıklarda buluşacağız. Hep birlikte bir karar vereceğiz. Sandık başında tek bir soru soracağız kendimize. Nasıl bir ülkede yaşamak istiyorum? Bu basit ama önemli soruya vereceğimiz cevap geleceğimizi belirleyecek. O nedenle bugün sizinle bu konuda konuşmak istiyorum. Nasıl bir ülkede yaşamak istiyoruz? Her gün ekranlardan hakarete uğradığımız bir ülkemi yoksa herkesin kucaklaştığı bir ülkemi? Korku siyasetiyle sindirilmiş bir ülkemi, helalleşerek barışmış bir ülkemi? Torpil olmayan gençlerin mülakatta elendiği bir ülkemi, yoksa yeterli puanı alanın hak ettiği yere yerleştiği bir ülkemi? Kirayı, faturaları ödediğimizde maaşların tükendiği bir ülkemi, yoksa maaşımızla ev, araba alabildiğimiz, tatile gidebildiğimiz bir ülkemi? Sevgili halkımız, Yarın oy kabinine girdiğimizde işte hepimiz bu sorulara cevap vereceğiz. Sevgili Sevim abla, Arif amca, Betül hanım, Mehmet Bey, yıllarca çalıştın, alın teri döktün. Biliyoruz çok yoruldun. Yoruldun ama bırak zenginleşmeyi çalışarak yoksullaştın. Yarın sen de sandığa gideceksin. Tek kişinin her şeyi ben bilirim inadıyla hepimizi yoksullaştırdığı bu düzen devam mı etsin? Yoksa İşi bilenlerin ortak doğruyu bulduğu, hep birlikte zenginleştiğimiz bir düzen mi kuralım? Yarın sandıkta bu sorulara yanıt vereceksin. Sevgili Umut, genç kardeşim, geleceğin için kaygılısın. Ailenin dişinden tırnağından arttırdıklarıyla, çalıştığın ek işlerden aldığın ile üniversiteyi okudun. Tanıdığım yok, nasıl iş bulacağım diye endişeleniyorsun, isyan ediyorsun. Yarın sandıkta şu sorulara yanıt vereceksin torpile dayanan bugünün adaletsiz düzeni mi devam etsin? Yoksa yeteneğimiz, bilgimiz, emeğimizle var olduğumuz bir düzen mi kuralım? Beş yerden beş maaş alanların düzeni mi sürsün? Yoksa herkesin hakkını aldığı adaletli bir düzen mi kuralım? Sevgili Halit, inşaat işçisisin. Memleketinde tarım yok edildiği için göç ettin. Ailen ve çocukların için endişeleniyorsun. Bir iş kazasına bana bir şey olursa ya bir başlarına kalırlarsa diye düşünüyorsun. Yarın sen de şu sorulara yanıt vereceksin. Hakkının ödenmediği, önlemlerin alınmadığı, can güvenliğinin umursanmadığı bu sömürü düzeni mi devam etsin? Yoksa güven içinde iyi ücretlerle çalıştığın bir düzen mi kuralım? Sevgili İsmail, öğretmen olarak atanmadığın için motokuryelik yapıyorsun. Yarın sen de atanamadığı için intihar eden meslektaşın için, oğluna bir pantolon alamadığı için hayatına kıyan tornacı Adaş'ın İsmail Devrimler için sandıkta şu sorulara yanıt vereceksin. Gıda ve kıyafet alışverişine bile yetmeyen maaşlarla çalışmaya devam mı edelim? Yoksa insanca yaşamımızı sağlayacak ücretler kazanacağımız bir düzen mi kuralım? Sevgili Başak, Genç bir kadın olarak bu ülkenin her bir karışında istediğin saatte özgürce dolaşmak istiyorsun. Çalışmak, hakkını almak istiyorsun. Evinde, sokakta, işinde durmaksızın büyük bir mücadele veriyorsun. Yarın sandıkta şu sorulara yanıt vereceksin. Kadınların şiddete maruz kaldığı, ölümle baş başa bırakıldığı bu düzen mi devam etsin? Yoksa kadınların hiçbir baskıya maruz kalmadan özgürce yaşadığı bir düzen mi kuralım? sevgili halkımız. Hayal ettiğimiz huzuru, refahı, bolluğu, neşeyi, umudu sandıkta kullanacağımız oylarımızla hep birlikte var edebiliriz. Hep birlikte değiştirebiliriz. Bizler hazırız. Herkesin kendini eşit, özgür, ferah, mutlu, huzurlu hissettiği bir Türkiye'yi kurmaya hazırız. Yok edilen adaleti her alanda inşa edeceğimiz bir ülkeyi kurmaya hazırız. Liyakatsız atamalarla çalışmaz hale gelen devleti liyakatli kadrolarla milletin hizmetkarı kılacağımız bir Türkiye'yi kurmaya hazırız. Eğitim sistemimizi siyasetin malzemesi olmaktan kurtarmaya hazırız. Bütün çocukların eğitimde aynı fırsatlara sahip olduğu bir ülke hayal edin. İşte biz bu ülkeyi tüm çocuklarının aldıkları eğitimle yazılımcı, girişimci, büyükelçi, profesör, avukat, doktor, cumhurbaşkanı olabilecekleri bir Türkiye'yi kurmaya Hazırız. Köy okullarının açıldığı, en az 100 bin öğretmenin atandığı bir Türkiye'yi var etmeye hazırız. Üniversitelerin özgür olduğu, şenliklerin, etkinliklerin yasaklanmadığı, gençlerin de söz hakkı olduğu bir Türkiye'yi gençlerle birlikte kurmaya hazırız. Gençlerin dünyanın en yeni teknolojilerini üreteceği, dünya ile rekabet edeceği, güçlü bireyler olarak yetişeceği bir Türkiye'yi kurmak için hazırız. Kadınların Saat fark etmeden, sokaklarda tedirgin olmadan, özgürce dolaştığı bir Türkiye'yi kadınlarla birlikte kurmaya hazırız. Türkiye'nin zenginliğinin emekliden işçiye, çiftçiden esnafa adil paylaşacağı bir Türkiye'yi kurmaya hazırız. Depremlere, afetlere her zaman hazır, herkesin güvenli konutlarda yaşadığı, vatandaşın "Devlet nerede?" diye sormadığı Binlerce vatandaş sokakta yatarken Kızılay'ın parayla çadır satmadığı bir Türkiye'yi kurmaya hazırız. Vatandaşının bir partinin değil hepimizin olan devletim yanımda diyebileceği bir Türkiye'yi kurmaya hazırız. Enflasyonun tek haneye düştüğü, milli gelirin arttığı, kiraların dudak uçuklatmadığı, herkesin ev, araba alabilme, yazın tatile gidebilme olanağına sahip olduğu bir Türkiye'yi kurmaya hazırız patates soğan fiyatlarını konuşmadığımız bir Türkiye'yi kurmaya hazırız. Herkesin kendi kimliğini, dinini, inancını, değerlerini özgürce yaşadığı, kucaklaşmış bir Türkiye'yi kurmaya hazırız. Egemenliğin bir kişiye, bir aileye, bir parti veya çıkar grubuna değil, kayıtsız şartsız millete ait olacağı bir Türkiye'yi kurmaya hazırız. Sevgili Türkiye, Hayal ettiğin ülkeyi hep birlikte kurmak için hazırız. Alanında uzman bu ülkenin yetiştirdiği geniş ve zengin bir kadroyla Türkiye'nin her meselesini, her sorununu tek tek ele aldık. Halkımızla buluştuk, dertleştik, dersimizi çalıştık. Gerçekçi, hızlı sonuç verecek reçetelerimizi hazırladık. Yarın sandığa gidiyoruz. İnanıyorum ki sandığa giderken her birimiz Hiçbir baskı altında kalmadan kendi vicdanımızla oy kullanacağız. Genç arkadaşlarım, sizlere ayrıca seslenmek istiyorum. Yarın 5,5 milyon arkadaşınızla birlikte ilk kez oy kullanacaksınız. bilin ki tweet attığınız ya da karikatür çizdiğiniz için sabah polisin kapınıza dayanmadığı bir Türkiye'nin anahtarı sizin elinizde. Konserlerin, etkinliklerin yasaklanmadığı bir Türkiye'nin anahtarı sizin ellerinizde. Cep telefonu, oyun konsolu, bilgisayar almak için yıllarca para biriktirmeniz gerekmeyen bir Türkiye'nin anahtarı sizin ellerinizde. Her birinizin oyu hem sizin hem bu ülkenin kaderini belirleyecek. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın, gelin bu işi yarın ilk turda bitirelim. Bitirelim ki hayalleriniz için 14 gün daha beklemeyelim. Bugünün iktidarının yok saydığı sevgili kadınlar şiddeti normalleştiren, en temel kazanımlarımızı bile tehdit eden bir ittifaka karşı özgür ve eşit yarınlarımızın anahtarı ellerimizde. Kız çocuklarımızın evlendirilmeye zorlanmadığı yarınlar ellerimizde. Kimsenin saçımızın rengine, başörtümüze ya da eteğimizin boyuna karışamayacağı günler ellerimizde. Şiddete uğramadığımız İstihdamda ve hayatın her alanında yer aldığımız bir geleceğin anahtarı ellerimizde. 14 Mayıs'ta nasıl bir ülkede yaşamak istediğinize siz karar vereceksiniz. Her birinizin oyu bu ülkenin, kendinizin, hepimizin kaderini belirleyecek. Sevgili halkımız, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde yeni bir düzenin ilk adımını atıyoruz bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir oy CHP'ye verdiğinizde yeni bir dönem başlıyor. Haydi kazanıyoruz. Hep birlikte kazanıyoruz. Türkiye kazanıyor. Bu seçimlerin ülkemiz için yeni bir başlangıç olacağına yürekten inanıyorum. Hayırlı olması dileklerimle hepinizi Cumhuriyet Halk Partimiz adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.